Pandemiyadan sonraki dövrdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri də məhz turizm strategiyası idi ki, bəs 2023-ə qədər qoyulan bəlli bir hədəflər var idi, biz onlara çatmadıq və s. və yaxud da ki, o strategiyanı niyə biz də görmürük, belə deyək də elmi tərəflərinə də fokuslanaq və ona görə də çox maraqlı qonağım var. Qonağımı keçməzdən öncə isə demək istəyirəm və xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər siz Danışır Turizm podcastının daha çox qonaqlar üzərindən paylaşımlar edilməsini istəyirsinizsə, o zaman məzmun hissəsində Coffee All linkinə daxil olaraq mənə bir coffee ısmarlaya bilərsiniz və kanala dəstək ola bilərsiniz. Qonağım Ali Kutfandır. Xoş gəlmiş Ali bəy. Xoş bulduq. Çox təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir mövzudan başlayacağıq. Öncəliklə mən çox istəyərdim ki, sizi təqdim eləyə auditoriyaya. Daha sonra isə mən suallarımla gəlim sizə. Ali Kutvan ismim. 2012-ci ildə Azərbaycanda turizm inkişaf planını hazırlamak üzere Turizm Bakanlığı tarafından buraya davet edildik. Bütün reyonların turizm stratejik inkişaf planlarını hazırladık. Ben ondan sonra Türkiye'ye dönecektim. Ama beni bırakmadılar. Öncelikle Turizm Management Üniversitesi'nde dersler vermeye başladım stratejik planlama üzerine. Sonra işte birçok şirkete danışmanlık yapmaya başladık. Turizm Bakanlığı'na da birçok layihe hazırladık. Stratejik plan hazırlamanın yanı sıra özellikle çimerlik turizmiyle ilgili bir danışmanlık şirketim var benim. Aynı zamanda da yönetim bilimleri profesörüyüm. Halihazırda da Azerbaycan prezidentinin yanında Devlet İdarecilik Akademiyası'nda magistra ve doktorant dersleri veriyorum. Elmi rehberlik yapıyorum. Bir de enstitümüz var. Belki biraz sonra ondan da konuşuruz. Bu Triz'le bağlı. Çok kısaca benim Triz'in mütlekki tokunacak. İnşallah ondan da konuşuruz. Çok kısaca böyle. Böyle bir nüans var ki Ali Bey, bizim halihazırda en çok müzakere olunan turizm sahesinde mövzulardan biri məhz turizm strategiyadır, turizmin yol xəritəsi, strateji yol planıdır. Ən çox iddia olunan və ən çox negativə səbəb olan mövzulardandır ki, yoxdur ya da varsa da bu belə olmamalıydı. Ötən 5 illə müqayisədə, təbii ki, pandemiya dövrünü çıxıram burada, 5 illə müqayisədə nəyi düz etmirik? Ya da nədə bir problem var ki, misal üçün mənim sizdən öncəki bir spikerim dedi ki, 2023-cü ildə qonşularla müqayisədə bizə 35% daha az turist gəlibdir. Yəni biz artan rəqəmə doğru getmək əvəzinə əksinə azala-azala gedirik. Nəyi düz eləmədiyimiz detalları? Şöyle aslında yani her şeyi düz ettik ya da sərf ettik gibi değerlendirmek doğru değil ama ben şunu söyleyeyim. Açıkçası ilk defa Azerbaycan'daki turizm stratejik planının hazırlanması üzere biraz önce de söylediğim gibi bizi Turizm Nazırlığı, Turizm Medeniyet Nazırlığı eski adıyla davet etmişti. Biz bütün reyonlar üzerine önce Haçmaz reyonundan başlayarak bir 5 komandoyla Türkiye'den geldik. Hem elim adamları hem turizm ekspertleri bu konudaki önemli elmi nazarelere de istinat ederek çok önemli bir stratejik plan hazırladık. Şimdi burada benim hemen gördüğüm sebep şuydu. Bu stratejik planlar sizin de bildiğiniz gibi çok dinamik olması lazım. Çok güncellenmesi lazım. Benim ilk gördüğüm sebep şuydu. Çünkü bu planı hazırladık. Bizim işimiz bitti ama ben bir süre sonra bu planın nasıl uygulandığına, nasıl ilerlediğine dair sorular sorduğumda çok teessüf ki şununla karşılaştım. Bu plan çok 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 geç bir süre sonra Nazırlar Kabinetine çatmış. Yaklaşık 3-4 sene sonra. Böyle, böyle plan böyle artık aktual. Aktüel değildi. Dolayısıyla yani bir kere stratejik plan hazırlamak için öncelikle bu stratejik biniş dediğimiz bütün ilgili kişilerin, ilgili kurumların bu konuda bir bilinç sahibi olması lazım. Buna inanmalarının olması lazım. Bunun çok önemli bir çalışma olduğuna inanmaları lazım. Hani participated diyoruz. Katılımcı bir şekilde bunların yapılması lazım. Bir de bunlar dinamik prosesler. Yani bir kere hazırlandı sonra kitaphaneye kaldırıldığı gibi düşünmemesi lazım. Sürekli rakamların güncellenmesi lazım. Stratejik planlar size bir istikamet, bir metodoloji gösteriyor. Sürekli bunları güncellemek, değerlendirmek, tekrar yenilemek gerekiyor. Bir kere benim ilk gördüğüm sert buydu. Hani sanki bu bir kere yapılması gereken bir şeymiş gibi algılandı ve çok geç bir süre sonra ilgili yerlere, kurumlara götürüldü. Bu bir kere çok ciddi problem. Şimdi ben hemen bir mukayese yapayım sizle. Şimdi biz bu planı hazırladık. Hem elmi hem pratiki bir planlamaydı. Ben de bu plandan iki tane elmi makale yazdım. Bunların bir tanesi çok önemli bir elmi journal'da Amerika'da çap oldu. Sonra işte oradan bana sualler geldi. Bir takım emektaşlıklar gerçekleşti.
geçti. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Benim o yazdığım Amerika'da bir önemli NME Journal'da çap olunan, yayınlanan bu makaleyi Gürcistan'daki Turizm Nazırlığı'ndan, daha doğrusu Turizm Nazırlığı yok biliyorsunuz Gürcistan'da. İktisat Nazırlığı'nın içerisinde bir departman gibi. Oradan bir hanım bunu okumuş. Bize e-mail yazdı. Sonra telefonla görüştük. Çok meraklandılar bu konuya. O zaman mukayese olarak Gürcistan turizmi o illerde Azerbaycan'dan çok kabakta değildi. Fakat ben takip ettim. Son derece ilmi yanaşmalarla, bu özellikle stratejik planlama çalışmalarıyla ve bunların uygulanmasıyla çok ciddi kabak oldular ve çok öne geçtiler. Birkaç yıl önce bir istatistiklere baktığımda 4 milyar dolarlık bir turizm menfaatinden bahsediyoruz Gürcistan için. Teessüf ki ben bunu üzülerek söylüyorum. Azerbaycan aynı hızda, aynı şekilde bu turizm inkişafını gerçekleştiremedi. Bunun tabii birçok nedeni var. Sadece planlama çalışmalarına bağlamak da doğru değil ama yani planlama her işte. İsterseniz özel business'ınız olsun, ister bir destinasyon planlaması olsun, ister bir ülkenin ekonomik planlaması olsun. Bu planlama çalışmaları doğru bir metodolojiyle, doğru expertlerin katılımıyla, sadece expertler değil, bütün ilgili kurumların buna iştirakiyle çok inanla hazırlanması da yeterli değil. Bunların sürekli yani update edilmesi, güncellenmesi, bir takım taktiksel değişimlerin yapılması gerekiyor. Ben bu prosesi çok şey olarak görmedim açıkçası Azerbaycan'da. Daha sonra biliyorsunuz bu dünya pazarındaki petrol kıymetlerinin aşağı düşmesinden sonra Azerbaycan'da yeni bir strateji oluştu. Gayrimenkul sektörünün inkişafı dediğimiz. O proseste bu iktisadi istihdatların tahlili ve komünikasyon merkezi yaratıldı. Onlar bir takım çalışmalar yaptılar. Ama burada holistik bir çalışmayı ben görmüyorum. Yani bütünsel, holistik, bütün perakende de her şey. Değerli. Yani birçok kurum belli çalışmaları yapıyorlar. Konunun belli bir tarafına bakıyorlar. Oysa burada holistik, bütünsel bir stratejik planlama çalışması yapmak lazım. Neden? Çünkü turizm bütün sektörlerle ilgili. Aynen. Birçok parametresi var ve bir hani çarpan etkisi diyoruz. Multiply effect diyoruz buna. Bütün sektörlere bir çarpan etkisi var turizmin. Dolayısıyla daha bütünsel, daha holistik bir planlama metodolojisiyle bunların yapılması lazım. Hemen ben bizim yaptığımız çalışmaya geri döneyim izin verirsiniz. Bir Michael Porter'ın bu Harvard Üniversitesi'nden önemli bir profesör. Aynı zamanda da Stratejik Yönetim Enstitüsü'nün de direktörü. Onun geliştirdiği ve son yıllarda da çok meşhur olmuş bir nazariye var. Cluster nazariyesi. Hı hı. Bu cluster nazariyesi de bize aslında bir holistik planlamayı söylüyor. Bütün enstitülerle, bütün bu işin taraftarlarıyla birge bu planların yapılması lazım. Biz açıkçası bu Michael Porter'ın hem cluster nazariyesine dayanmıştık hem onun Diamond model denen bir modeli var. O modelleri kullanmıştık. Çok güzel çalışmalar yaptık. Dediğim gibi buradan benim yazdığım ilmi makaleler önemli akademik ilmi journal'larda yayınlandı, çap oldu. Ama dediğim gibi işte bu türde sahifler oldu. Çünkü bunlar update edilmedi vesaire. Bu işin sahif tarafı. Ama ben yine de Azerbaycan'da özellikle birçok alanda, bütün sektörlerde turizmde de belli bir inkişafı görüyorum. Yani o kadar da her şey olumsuz bakmamak lazım. Güzel çalışmalar da yapılıyor. Bu nazırlık ikiye bölündü. Medeniyet ve Turizm Nazırlığı. Buna da ilk başta çok ben pozitif yanaşmıştım ki bir komanda sadece turizme fokuslanacak. Belli uğurlu çalışmalar var, belli sefler var. Ama mukayese olarak baktığımız zaman teessüf ki mesela Gürcistan'ın ya da bizim reyonumuzdaki diğer ülkelerin inkişafını biraz daha hani kabakta görüyorum. Burada daha rekabet stratejilerini geliştirmek önemli. Gürcistan'la mükayese hissesini mən növbəti suallarımızda geri qayıdacağım. Lakin digər vermək istədiyim və mənə maraqlı olan suallardan biri odur ki, biz bilirik ki, bir ölkənin turizmin inkişafı üçün ən vacib detallardan biri market segmentation-dır. Bəli. Yəni doğru bazarı seçmək. Sizcə Azərbaycan doğru bazarı seçirmi? Azərbaycana gələn turistlər statistikasına baxsaq, bu onu göstərir ki, bizə ən çox gəlir Rusiyadan və keçmiş belə deyək də SNG ölkələrindən ən çox bizə gəlirlər. Amma burada o statistik zəif tərəflər var ki, qohum əqrəbaların ziyarəti, öz evinə qayıtma və s. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanlıların bir çoxu xaricdə işləyirlər, amma öz ailələri buradadır. Və buna dayanaraq bizim əsas market segmentimiz
doğru mu seçilib ümumiyyətlə? Və yaxud da ki, daha hansı bazara fokuslana bilərdik? Ya da Gürcüstan nümayəndəsinə gəlsək, Gürcüstan necə seçdi market segmentini? Çox önəmli, çünki bu stratejik planlamanın aslında yüreğində marketing yaklaşımı yatıyor. Marketing yaklaşımının da en önemli hisselerinden bir tanesi bu marketing segmentation. Ben yine bizim yaptığımız çalışmaların yılına dönüyorum, 2012'lere, 15'lere. Hiçbir marketing segmentation çalışması yoktu Azerbaycan'da. İşte deniz, kum, güneş gibi bakılıyordu. Biz ilk çalışmayı da Haçmaz'da yaptık. Haçmaz'da mesela o günkü şeyleri hatırlıyorum. Nabran'da bir haftalık kıymetler Antalya'da bir hafta kalmanın kıymetinden daha yüksekti. Keyfet daha aşağıdaydı ama kıymetler çok yüksekti. Sadece iki ay bir turizm mevsimi vardı. Çimerlik turizmine fokuslanmış oradaki tesisler vesaire. Tamamen işte Nabran'daki denizden, kumdan, o kara kumdan istifade etmeye fokuslanmış. Hiçbir marketing çalışması da hemen hemen yoktu. Biz orada kendi ekspertlerimizle yaptığımız tahkikatlarda birçok istisu kaynakları bulduk. Niyazoba'da kara kum olduğunu fark ettik. Yani sağlamlık turizmi için belki turizm mevsimini 2 aydan 8 aya kadar çıkartabilecek. Dolayısıyla kıymetleri 8 aya yayıldığı için turizm mevsimi daha aşağı çekebilecek ve daha rekabetçi olacak bir takım stratejiler yapmak mümkündü ve biz bunları yazdık. Bir işte product development dediğimiz ürün çeşitlendirme ya da pazar bölümlenmesi, marketing segmentation. Bunları o raporlarda çok kaydettik. Şimdi Azerbaycan'da Sovyet İttifakı'ndan bugüne gelen özellikle sağlamlık turizminde istifade edebilecek çok kaynaklar var. Ekoturizmde çok kaynaklar var. Bakü'ye baktığımız zaman bu kongre festival turizmi için çok ciddi imkanlar var. Ben %100 sizle aynı fikirdeyim. Bu market segmentation çok önemli bir konu. Bunun içerisindeki hedef pazarların seçilmesi, o pazarlara yönelik clusterların inşa edilmesi, bu tür çalışmalar çok önemli. Gürcistan bunu gerçekten çok iyi yapıyor. İşte şarap turizmini öne çekti, sağlamlık turizmini öne çekti, tabiat turları yapmaya başladı, tarihi yörelere turlar yapmaya başladı. Çok ciddi bir pazarlama çalışması olduğunu görüyoruz ve bunun sonunda da bekledikleri uğuru kazandılar. Dediğim gibi birkaç yıl önce 4 milyar dolar, yani çok ciddi bir rakam. 4 milyar dolar gibi ki bunlar da reel rakamlar. Çünkü benim de takip ettiğim bir NGO var. Bütün bu istatistikleri yayınlıyor. Yani 4 milyar dolar çok ciddi bir rakam. Bu uğra çattılar çok kısa sürede. Nereden baksanız bir 10 yıllık bir sürede bütün bu stratejik planlama çalışmalarını yaptılar ve sonra bunları implemente ettiler. O implementation'ın yani o tətbiq etmənin əsas kökündə dayanan nədir? Çünki biz bilirik ki dünyanın bir çox yerlərində eləcə də Azərbaycanda misal üçün nümunə versək Dövlət Turizm Agentliyi bir növ qanun həyata keçirən qurum deyil. O sadəcə tövsiyə edə bilər. Bəli. Yəni o deyə bilməz ki, bura yol çəkəcəyik, çəkməli. O sadəcə Dövlət Nəqliyyat Agentliyinə təklif eləyə bilər ki, turizmin inkişafı üçün bura yol çəkilməlidir. Tövsiyə xarakteri daşıyır daha çox, nəinki icra edici xarakter. Bəs bunu belə deyək də təşviq edən nüanslar nələrdir? Onda belə çıxır ki, o bayaqki toxunduğumuz holistik yani perakende değil de toptan bir yanaşmayla yani bizim Alazır'daki pazardaki boşluğumuz neden yaranır ki Gürcistan bunu elədi ve 10 ildən kısa müddət çok ciddi müddətdən sonra da ve nəzərə alsaq ki 2012-ci ildə biz ölkədə turizm boomu yaşadıq. Yani bir de bütün franchise oteller, beynəlxalq dərəcəli oteller geldi ölkəyə ve artık yavaş yavaş onlar getməyə doğru gedir. Ve gələnlər de belə deyək də əvvəlki statistik göstəricilərdə deyil. Yani bir var ki bir ilin içində 5, 6, 7 franchise otel gəlsin. Bir də var ki, ildə bir dənə, 3 ildə bir və bu çox pis göstəricidir əslində. Çünki nəzərə alaq ki, biz Avropa ölkəsi deyilik ki, hər kəs bizə güvənsin, inansın. Turizm üçün biz üçün 3-cü dünya ölkəsiyik. Bizə nə qədər çox brand axın edərsə, bir o qədər çox güvənilir ölkə imici statusu veririk əslində. Burada o holistikliyin pozulan tərəf nələrdir ki, biz belə deyək, bu infrastruktur inkişafında bu qədər gecikirik. Yəni, ən bəsidi, sonuncu spikerimizlə də bunu müzakirə elədik ki, ən bəsidi bizim gəzməli, görməli yerlərimiz belə xəritədə doğru göstərilmir və yaxud da dolğun göstərilmir. O problemi biz harada yaşayırıq? Doğru. Önce şunu söyleyeyim, tamamıyla razıya. Fakat Gürcistan'dan hep danıştık. Mesela Gürcistan'daki Brent Oteller
Azerbaycan'dan daha az. Tiflis'e baktığımız zaman birkaç tane Brent Otel. İşte Marriott'u görebilirsiniz, Ibis'i görebilirsiniz, Holiday Inn'i görebilirsiniz. Çok az sayıda. Bakü'de ondan daha çok Brent Otel vardı. Sonra anlaşmalar lav oldu, bunlar geri gittiler falan. Yani sadece o Brent Otellere bağlamak da doğru değil. Gürcistan örneği bunu bize ispatlıyor. Şimdi biraz önce holistik yanaşmaktan söz etmiştim. Bu holistik bütün ilgili kurumları, ilgili acentlikleri, ilgili şirketleri kapsamalı. Mesela biz o stratejik planı hazırlarken çok güzel söylüyorsunuz, çok doğru söylüyorsunuz. Turizm nazırlıkları dünyanın hiçbir tarafında icracı nazırlıklar değildir. Bir. İkincisi, turizm bütün sektörlerle ilişkili bir sektör. Bir turizm inkişaf planı hazırladığınız zaman bir teknik infrastrukturdan bahsediyorsun. İşte yollar çekilecek, gaz çekilecek, elektrik gelecek vesaire falan. Bunları kim yapacak? Turizm Nazırlığı yapmayacak. Nakliyat Nazırlığı yapacak. Azer Gaz yapacak falan filan. Dolayısıyla biz mesela bu stratejik planları hazırladığımızda sonunda bir summary bölümü var. Action planlar. Orada Turizm Nazırlığı'na ya da Turizm Acentliği'ne düşen vazifeler çok az. Çünkü orada bir infrastruktur yapılması gerekiyor. Orada işte nakliyat acentliği var, Azeri Gaz var vesaire falan var. Biz hepsini görüştük. Ben gelmeden önce hürmetli nazırdan da hayş etmiştim. Bize bütün ilgili kurumların birinci şahıslarıyla ya da en azından muavinleriyle bir randevu alınsın ki biz onlarla görüşler yapalım. Şimdi sadece turizm açısı, turizm perspektifinden de bunların hazırlanması düz neticeler vermez. Biz bütün bu ilgili kurumlarla, ilgili nazıklarla görüştük. Dedik ki bakın Nabran'da şu yapılması lazım. Şuraya gaz çekilmesi lazım. Sizin önünüzdeki bir yıllık planda buraya gaz çekmek var yoksa yok. Buraya bütçe var mı, var mı yok? Ve sonra iyice ayrılıp o da esas mesele. İşte bakın bunları o stratejik plana koymak önemli. Siz oturup 3 kişi, 5 kişi ne kadar savatlı da olsanız, bu işin profesörü de olsanız 3 kişinin, 5 kişinin hazırlayacağı planlar değil bunlar. Biz gittik bütün ilgili kurumlarla. Azer Işık'la, Azer Gaz'la, Sokar'la, şunla bunla oradaki yetkili şahıslarla görüştük ve onların bütçelerini, onların action planlarını öğrenmeye çalıştık ki söz gelimi misal çekiyorum. Haçmaz'da böyle bir investiyi koyacak mı? Bu işi görecek mi? Dolayısıyla onlardan teyit alarak, onlarla görüşerek biz bunları bir action plan'a dönüştürdük ve onları bir kalendere, bir takvime bağladık. Yani işte holistik derken bunu söylemeye çalışıyorum. Turizm Nazırlığı ancak bunları koordine etmesi lazım. Çok doğru bir şekilde ve bu planların bu perspektifle holistik olarak hazırlanmasına bir medeniyet zemini yaratması lazım. Yaklaşım böyle olması lazım. Onda belə çıxır ki, bugün buna isti yanaşılmamasının bir neçə faktorlar ola bilər. Amma onlardan əsas biri də odur ki, hələ də görünən odur ki, bir çox dövlət qurumlarına turizm sektor olaraq maraqlı deyil. Yəni, nəzərə alsaq ki, biz neft-qaz ölkəsiyik və nəzərə alsaq ki, bu uzun illər bizə işləmiş bir belə deyək də sahədir ki, hələ də insanlar sadəcə neftə və qaza arxalanır, güvənir və ona güvənmək istəyir. Turizm onlar üçün, biz nə qədər qonaqpərvər ölkə olsaq da, bu qonaqpərvər xalqıq desək də, turizm onlar üçün dırnaqarası bir sahəyə dönüşmüş olur. Yəni ki, okey də, bir iki otel var, bir iki istirahət mərkəzi var, getdi istirahətlədi. Amma total baxsaq buna, bugün biz o deyirik, Dövlət Turizm Agentliyi və yaxud da Azərbaycan Turizm Bürosu yaxşı reklam eləmir. Amma bu işin başqa bir tərəfi də var. Onlar bunu tam eləsələr, ölkəyə turist axını baş versə, biz bunu qarşılayacaq kapasitedəyik mi hal-hazırda? Yəni, o kapasitemiz varmı? Yəni, belə götürsək, sustainable development üçün, yəni dayanıqlı inkişaf üçün Azərbaycanın turizm strategiyasının hazırki durumu kütləvi turist axınına hazırdır mı? Buna aid də həm yollar, buna aid də həm hava yolu şirkətləri, buna aid də həm otellər, həm mollar. Yəni, bugün biz Gənci Mola girəndə turist axınından yerli əhali boğulacaq həddə mi çata bilər? Bunu əsas olaraq soruşmaq istəyirəm. Bəncə həmən söyləyim, hazır deyil. Amma öncə şu soruya cavab verim. Şimdi turizm təbii ki çox önəmli. Bütün dünya ekonomisində çox önəmli bir iqtisadi sektor. Dolayısıyla məsələnin bir tarafı iqtisadi pul kazanma meselesi. Ama turizm sadece bir iktisadi faaliyete
indirgenebilecek, sadece bir iktisadi faaliyet olarak görülecek bir sektör değil. Hı hı. Ülkenin imicinden sohbet gider, medeniyetinden sohbet gider, uluslararası ilişkilerinden sohbet gider. Dolayısıyla sadece turizm sektörüne ne kadar pul kazandı, kazanmadı bir iktisadi yanaşmayla bakmak düz değil. Bu işin bir medeniyet tarafı var, uluslararası ilişkiler boyutu var, ülkenin imicle ilgili yanaşması var. Dolayısıyla bu hepsine bakmak lazım ama ben demek istediğinizi anlıyorum. Özellikle bu 2015'ten önce dünya pazarlarında bu neft kıymetlerinin aşağı düşmesinden önce Azerbaycan büyük bir neft ülkesi, doğal kaynakları var, çok pul kazanıyor. Belki de kolay kazanıyor çünkü Hazar Denizi maşallah her türlü iktisadi şeyi veriyor falan. Dolayısıyla sizin bir başka iktisadiyata çok ihtiyacınız yok gibi bir yanlış bir yaklaşım var. Bu çok düz bir yaklaşım değildi ama yani bir businessman yaklaşımıyla anlaşılabilir bir şey bu. Siz oradan kifayet kadar pul kazanıyorsunuz. Burada işte otelden çok pul kazanmayacaksınız vesaire falan. Düz bir yanaşma değil. Umumiyetle baktığımız zaman turizm sadece bir iktisadi sektör değil. Aynı zamanda kültürel bir sektör. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerle alakadar boyutları var. Biraz bu meseleye böyle bakmak lazım. Ama şimdi artık bu gayri neft sektörünün inkişafı prosesi başlayınca turizm de Azerbaycan için en önemli stratejik sektörlerden biri haline geldi. Dünyada da böyle. Türkiye'de de böyle. Türkiye'nin de ihracatının çok büyük bir yüzdesini biliyorsunuz turizmden yapıyor. Turizm çok önemli bir ihracat sektörü bütün ekonomiler açısından. Azerbaycan da bu konuda her şeye sahip. 7 iklimi var. Birçok turizm ürünü geliştirilebilir. Doğru planlamayla, doğru yaklaşımla. Bu arada bir parantez açayım. Daha önce size de konuşmuştuk. Biraz da yerli turizme bakmak lazım. Evet. Dahili turizme. Şimdi turizm demek aynı. Her zaman yabancıların gelmesi ve yabancıların ihtiyaçlarına göre şehirleri, ürünleri, onların hizmetini sunmakla sınırlı değil. Bizim Azerbaycan vatandaşlarımız var. Dahili cemaatimiz var. Turizm aynı zamanda da bir dahili faaliyet. Dolayısıyla bunu da çok dikkate almak gerekiyor. Başka ne sormuştunuz? Ben biraz uzattım şeyi. Ben orada esas itibariyle soruşmuştum ki uzun dayanıklı inkişafı için hal-hazırda ne derecede hazırız biz Azerbaycan olarak ki misal üçün bizim en çok ilgilendiğimiz şey olur ki turizm sektöründen en azından en çok eşittiğimiz şey olur ki misal üçün Azerbaycan Turizm Bürosu marketingi lazımı derecede eləmir. Ama mesela diğer başka taraf var. Tutaq ki eləyir. Biz buna hazırız. Evet, hatırladım. Değilik, neden değilik? Ben yanlış hatırlamıyorsam son rakamlarda 35-40 bin yatak otak kapasitesi var Azerbaycan'da. Neredeyse bizim Güney Antalya'dan daha az. Dolayısıyla hani bir an için düşünün. Siz bütün sergilere katıldınız. Muazzam marketing bütçeniz var. Reklamlar yapıyorsunuz, sergilere iştirak edersiniz, süper bir şeyiniz var. Azerbaycan'a 50 bin tane, 60 bin tane turist geldi. Harda yatacaklar bunlar. Dolayısıyla yani bu işin bir arz yönü var, bir talep yönü var. Bunların beraber paralel planlanması lazım. Çok fazla marketinge üstünlük verirseniz, çok konak geldi. Çin'den, şuradan, buradan ama burada kifayet kadar onları ağırlayabileceğiniz, konakperverlik gösterebileceğiniz otelleriniz, hostelleriniz, Airbnb imkanlarınız yok. Şimdi Azerbaycan'da gerçekten böyle bir problem var. Bir taraftan böyle bir marketing çalışmaları gidiyor. Çok yaşlı. Bazı sert tarafları var. Belki onları konuşabiliriz. Ama infrastruktür olarak yani arz tarafını, bu kapasiteyi arttırmak lazım. Bu biraz şey gidiyor. Benim gördüğümde biraz denk geliyor. Bunun sizce de esas taraflarından biri de o değil mi ki? Nezere alsak ki biz 2 yıllık bir pandemi dönemi yaşadık ve zaten güvenilmeyen bir sektörüydük. Ve üzerine de en geç açılan ve en çok qadağalar koyulan bir sektör olarak, horeka sektörü olarak, horeka sahası olarak insanların daha da güveni aşağı düştü. Yani nümunə vereceğim. Belki de sektöre marağı olan investorlar var idi ki, otel açsın, kafe açsın, restoran açsın veya hostel açsın. Pandemiya döneminden sonra buna olan marağı daha da öldü.
Və yaxud da ki, bəlli bir regionlarda, təbii ki, bu sadəcə turizm agentliyindən asılı olan bir şey deyil. Məsəl üçün, turizmə maraqlı icra hakimləri var, turizmi ümumiyyətlə anlamayan icra hakimləri var. Bunu ən bəsiti regionlarda aparılan festivallardan görə bilərik ki, hansı icra hakimləri bu festivallara daha maraqlıdır və öz gücünü də qoyur, hansı əngəllər yaratmaqla məşğul olur. Yəni, bunu bu tərəfdən baxdığımız halda düşünmürsünüzmü ki, hal-hazırda bizim turizm inkişafında məsələ həm də total bir güvəndən gəlir. Yəni, bugün, məsəl üçün, əgər mənim 30 min pulum varsa, mən hostel açmaq əvəzinə gedib, deyək ki, ev alıb, oradan icarəyə verib və oradan pul qazanmağı düşünəcəm. Total olaraq buna belə yanaşsaq, əgər sizcə burada Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin məhz investorlar üçün təşviq planı hazırlama kimi bir gücü ola bilərmi ki, o investorları necəsə inandırsın ki, bu sektor güvənilir sektordur və inkişaf etməkdə olan sektordur. Bəli, bəli, inandıra bilər, yapa bilər, amma bu turizm sektörünə inamın güvenin olması için herhangi bir ülkede umumi bir güvenin olması lazım. Umumi güvenin bir alt segmenti turizm. Umumi güvenden danışırken neden söylemek istiyorum? Mesela diyelim ki bir yabancı investor geldi buraya. Bir konflikt oldu, bir problem oldu. Buna hangi mahkeme bakacak? Arbitraj mı bakacak? Yani tahkim kurulları dediğimiz İsviçre mahkemeleri mi bakacak? Yoksa lokal mahkemeler bakacak? Bu mahkemeler uluslararası standartlara ne kadar uygun karar verecek. Birçok mesele var. Hukuki taraftan, iktisadi taraftan. İktisadi taraftan mesela Gürcistan'a yine örnek verebiliriz. Siz bir yabancı investorsınız, geldiniz bir otel yatırımı yaptınız. Sonunda 100 manat menfaat elde ettiniz. Bu 100 manat menfaatin kaç faizini harice kendi merkezinize götürebileceksiniz? Bunu harice çıkartmak asan mı olacak, çetin mi olacak gibi birçok mesele var. İşte bunların toplamı sizin o hangi ülkeden danışırsak o ülkenin güvenini, inamını oluşturan faktörler bunlar. Dolayısıyla bu da bir holistik mesele. Birçok tarafı var. Ama turizm teşvikleri çok önemli. Aslında bizimle başlayan sonra birçok consulting şirketinin de sürece katkı yaptığı, Türkiye'den de çok expertler geldi. Bazıları bizim dostlarımız. Bu prosese katkı yapmaya çalıştılar bizimle beraber. Aslında birçok devlet kurumlarında, mesela için Məşğulluq Agentliyi, Kiçik ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi vesaire, bu tarzda kiçik ve orta bizneslerin inkişafı için teşvik grupları da var. Ki hansılar ki bunu hatta turizm için xüsusi güzəşlər var. Necə ki kənd təsərrüfatı için bunu edirlər ki təşviqlər olsun ki insanlar daha çox bu sektorlara yönəlsinlər. Amma totalında götürsək Azərbaycanda ümumi olaraq mən belə başa düşürəm ki və speaker bir neçə speakerlərimizdən də müzakirə zamanı belə başa düşüləndik ki turizm sahəsi hələ də insanların tam da etibar etmədiyi sahələrdən biridir. Sizlə də bir neçə görüşlərimizdə müzakirə etmişdik ki bəs mütləq şəkildə bura ölkəyə beynəlxalq universitetlərin və yaxud da ki beynəlxalq turizm məktəblərinin belə deyək implementasiyası olmalıdır. Bəli. Bunun alt yapısında bir nümunəmiz var ki Azərbaycan Dövlət Turizm Universiteti Turizm və Management Universiteti və Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti nümunəsi var. Və sizcə də bugün edilən ən böyük belə deyək də səhvlərdən və pozitiv tərəflərdən necə turizm sektoruna maraq olan insanlar yararlana bilər? Öyle çok güzel. Ben de orada ders verdim. Turizm Management Üniversitesi'ne biraz önce söylemiştim. Krems'te onların biliyorsunuz mukabelesi vardı. Orada da bizim çok yakın dostlarımız vardı. Allah rahmet eylesin. İrfan Hoca. Ben müellimim olmuştum. Sizin müelliminiz olmuştu. Benim de çok yakın dostum. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Krems'e geçmişti. Bülent Himetoğlu, İrfan Hoca. Bunlar çok kıymetli hocalardı. Azerbaycan'da uzun yıllar geldiler. Burada ders geçtiler. Krems gerçekten çok başarılı bir çalışmaydı. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Aldığım rey əsasən əvvəlki gücü qədər deyil, amma yenə də var. Ha, eskidən, məsələ, mən dərs verirkən Krems'de hiç harici olmayan, yani Krems'in müəllimi olmayan heç kimsə dərs geçə bilməzdi. Sonra yavaş yavaş bunlar farklı olmaya başladı falan. Sonra bir işittim ki mukavelə yenilenecek, yenilenmeyecek, öyle problemler gündeme geldi ama Krems vakti çok yaşlıydı. Aynen. Şimdi biz bugün yine bir dostumuzla onu inşallah yaratacağız. Azerbaycan'da bir turizm akademi yapmak istiyoruz. Peşe mektebi standartında. Şimdi bu peşe mektebi olayları çok önemli. Aslında bütün Avrupa'nın, bütün sektör, sırf turizm değil. Almanya'nın inkişafında Türkiye'de çok meraklı bir konudur. Bu peşe mektebi meselesi çok önemli. Azerbaycan'da birkaç tane peşe mektebi var.
Bir tanesi uğurlu ama diğerlerini çok hani uğurlu sayabilmiyorum. Turizmde de hep şunu biz karşılaşıyoruz. Bugün de aynı şeyi ben söyledim o dostumuza. Hamı danışır ki işte kadır yok. Azerbaycan'da turizm sektöründe hikmet, keyfiyeti, yaşı değil. Ya Türkiye'yi işte misal götürür falan. Ama hiç kim de, yani şimdi adını çekmeyeyim, çok büyük gruplar var Azerbaycan'da. Turizm sektörüne hakim. Onların da ben zaman zaman icracı direktörleriyle, idareciyle görüşüyorum. Onlar da bundan şikayet ediyorlar. Azerbaycan teyze sökmüşler, biz şunu tapabilmeyelik, bunu tapabilmeyelik, ofisant yok, keyfiyet düşük. Ama hiç kim, hani biz şey diyoruz, taşın altına elini koymak gibi. Aynen. Ya bu kadırları biz özümüz yetiştirdik. Hatta öyle yetiştirdik ki bizim mezunlarımız sırf Azerbaycan'da yok, gitsin Avrupa'da da iş bulsun. Aynen. Türkiye'de de iş bulsun. Biz bunu niye yapalım? Her şey var Azerbaycan'da. Pul da var, imkan da var, bina da var falan. Şimdi inşallah biz yakın vakte böyle bir akademi oluşturmak istiyorduk ve bunu bir international seviyede inşallah yapacağız. İnşallah. Çünkü buna çok ihtiyaç var. Kadir. Çünkü hizmet sektöründen sohbet gelir. Hizmet sektörü demek işte hizmetin keyfiyetinden sohbet gelir. Bunun için böyle peşe mekteplerin oluşturulması çok önemli. Üniversite ayrı. Üniversitede biraz daha makro konularda konuşuruz. İşte stratejiler, turizm planlanması vesaire falan. Ama bizim neye ihtiyacımız var? Resepsiyoniste, ofisanta, housekeeper'a vesaire falan. Aslında ki ihtiyaç yoktu ki bunun için üniversite okuyasın. Ya herkese üniversite okumalıdır diye bir kaydı yok. Değil, hiç ihtiyaç yok ona. Tamamen bir Orta Avrupa yanaşmasıdır bu. Hiç üniversite okumaya ihtiyaç yok. Değişik ihtisasların değişik şey olur, prosesleri. Kimisi 8 ay, kimisi 1 yıl yarım vesaire falan. Biz bunu yapacak. Dolayısıyla turizm sektörünün olmazsa olmazı bu hizmet keyfiyetidir. Onun için de kadrolarını yetiştirilmesi lazım. Şu anda öyle bir boşluk var. Bu konu çok önemli. İnşallah biz de o konuda bir girişim. Daha doğrusu benim consulting hizmeti verdiğim bir grup onunla danıştık. İnşallah böyle bir yatırım da yapacaklar. Böyle bir turizm akademi, bir peşe mektebi standartında. Aynen. Çünkü biz sizinle göre misal için küçük formada var. Misal için hospitality akademiler vesaire. Evet. Hansı ki sadece haftalı təlimler verirler. Veyahut da aylık təlimler verirler. Ama bu sistemsel bir şey olmalı. Yine kaydırı o holistik mevzu. Evet. Toptan olmalı. Yani. 3 saat işte turizm, marketing, işte 2 gün günden. Bundan sohbet bundan gitmiyor. Yani bir pozisyona bir işçi yetiştirmekten, bir kadro yetiştirmekten sohbet ediyor. Bazı programlar olacak 8 ay, bazı olacak 1 yıl, bazı olacak 6 ay gibi. Aynen, çok razıyım bu mevzuyla. Ben danışımızın evvelinde siz çok güzel bir detaylı tokundunuz ki, ülkenin imici. Bir zamanlar, daha doğrusu Azerbaycan Turizm Bürosu ve Dövlət Turizm Agentliği təzə yaranan zaman en çok müzakirə olunan mevzulardan biri bizim sloganımızın, vizyonumuzun değişmesi oldu. Yani Land of Fire kimi bir belə deyək də, vizyonla biz keçdik Take Another Look, yani bir daha bak. Ümumiyyətlə bunu necə hesab edirsiniz ki, nə dərəcədə doğru addım idi və həqiqətən mi yenilənmiş bir turizm sektoruna, belə deyək də nəzərə alsaq ki, nazirliklər bölündü və s. Həqiqətən mi bu sloqana ehtiyac olaraq mı, ehtiyac mı var idi ki, girildi? Ümumiləşdirməyə çalışdım. Bunu daha önce de ben danışmışım. Şimdi bunu çok açık danışacağım. Çünkü bu konuda bu daha müzakere edilirken ilk günlerinde ben hem bir makale yazdım, hem tanış olduğum bazı yetkililere de özel mailler yazdım ki yani bunu etmeyin. Çünkü bir kere Land of Fire çok güçlü bir slogan. Güçlü olmasının yanı sıra Azerbaycan'la çok beraber olmuş, çok özdeşleşmiş bir slogan. Biz yakın vakte kadar Atletico Madrid'in formasına bile Land of Fire reklamları verdik. Çok güçlü. Azerbaycan'ın coğrafyasını, tarihini çok iyi anlatan, çok orijinal bir slogan. Şimdi Take Another Look'a ise ben çok farklı yanaştım. Çok düz bulmadım bu yanaşmayı. Birçok nedeni var. Bir kere bunlardan bir tanesi, bir kere orijinal değil. Firefox bir search engine biliyorsunuz. O da bu sloganı kullanıyor. Ama bunlara daha hep işte holistik ve interdisipliner bakmak lazım. Şimdi iletişim, benim aynı zamanda bir PhD'm de iletişim ünsiyet üzerine. Şimdi Take Another Look ne demek? Bir daha bak. Bir insan bir şeye neden bir daha bakmasına ya çok pis olur. Motive edilir. Ya, Havva Hanım siz baktınız şimdi buraya hoşunuza gelmedi. Bir daha bir bakın bakalım belki hoşunuza gelen bir şey. Bakın burada çiçek var, işte masalar. Bir daha bakın belki hoşunuza gelen. Bu demek bu. Özünde bu demek. Şimdi bu Azerbaycan turizm serüvenine, turizm macerasına biraz yeni başlıyor. Yani organize bir şekilde.
2000'lerden sonra başlıyor falan. Birçok şeyi daha yeni kuruyor falan. Dolayısıyla tekrar bakacak bir şey yok. Bu harda kullanılabilir mesela Take Another Look sloganı. Mesela Türkiye gibi ülkelerde kullanılabilen bir ihtimal. Neden? Çünkü diyelim ki Türkiye turizmde inkişaf etmiş, onlarca yıldır işte ilk 5'te yer almış turizm gelirlerine göre ya da konak sayısına göre. Ama neyi push etmiş? Diyelim ki sea, sand, sun, güneş, deniz, kum filan. Diğer productları çok fazla inkişaf ettirmemiş. Şimdi onları inkişaf ettirmek istiyor ve tekrar bir daha bak diyor. Bunlar olabilir belki ülkelerde ama Azerbaycan için bence çok büyük bir sefti bu. Bir de bu yeni brandleri oluşturmak, bunları insanlara iyi tanıtmak, kafalarını iyice yerleştirmek için çok büyük zamanlar gerekiyor. Çok büyük bütçeler gerekiyor falan. Yani Azerbaycan'ın elindeki bütçeyi daha rentable kullanması lazım. Şimdi siz böyle birden bir yeni bir slogan icat ediyorsunuz. Bence çok gereksiz bir zamanda. Ve onu build etmek için, onu oturtabilmek için çok büyük pullara, çok büyük kampanyalara ve vakte ihtiyaç var. Oysa aynı pulu turizm, bir infrastruktura, kadroların yetiştirilmesine daha vacip, daha priority yüksek şeylere ayırabilirsiniz. Yani o çok bence benim yanaşmamla hiç düz bir yanaşma olmadı. Dediğim gibi bir Firefox'un aynı zamanda sloganı Take Another Look. Orijinal değil. Land of Fire gibi böyle çok hani powerful, çok güçlü bir slogandan vazgeçiyorsunuz. Ateş severler. Gel bulundu. Yani bir kere ateş çok değil mi? Çekici bir şeydir. Bir ateş ünsürü olarak. Ateş yani çok, çok güçlü bir şeydir. Bir elementtir. Land of Fire diyorsun. Çok güçlü. Bugüne kadar onun için büyük vakt harcamışsınız, büyük pullar harcamışsınız. İşte Atletico Madrid gibi bir dünya futbol devinin formasına bu reklamları vermişsiniz. Birden bunu değişiyorsunuz. Hiçbir manası yoktu bence. Bir de dediğim gibi ünsiyet açısından da düz değil bu. Yani Azerbaycan'a birçok potential turist baktı, hoşun gelmedi. Hadi sana diyoruz ki lütfen bir daha gel bak, belki bu sefer hoşun gelir, bizim konağımız olabilirsin falan. Doğru bir yanaşma olmadı bence. Evet. Biz ümumi olarak götürsek, biz belə deyək, biz bilirik ki her şeyin inkişafında bir mənalı olarak en birinci yerde durur cəmiyyət, icma. Kişi-kişi icmalar. Bugün tam formalaşmış və barmaqla sayılacaq tədbirlər var ki, harada ki siz bütün turizmçiləri bir arada görə bilərsiniz və harada ki həqiqətən də bütün turizmçilər birləşir və ümumi problemlərdən danışırlar. Amma bu proseslərin içində olmaq, yəni integrated dediyimiz bəli, o... Integrated marketing. Marketing. Bəli, integrated yəni, marketing communication. Bu bir şey. Aynen, aynen. Yəni integrated marketing communications'ın hal-hazırda edilməməsinin, çünki mənim ümumi baxdığım bir şəkildə bu yoxdur. Misal üçün, nümunə verəcəm. Mənim turizm forumunda biz görüşürük, problemlərdən danışırıq. Turizm summit bir hesabat xarakteri danışır, hesabat verir. Amma totalda götürsək, bu market communication çok berbat vəziyyətdədir hal-hazırda Azərbaycanda. Yəni Atelçiş ayrı şikayətçidir, narazıdır, ayrı təklifi var. Turizm agentliyindən gözlədiyi ayrı şeylər var. Bu tərəfdə büronun sektordan gözlədiyi başqa bir şeylər var. Bu birisi tərəfdən digər qurumların turizm sahəsindən gözlədiyi başqa şeylər var. Hava yolu şirkətləri öz aləmində və s. Yəni ümumi bunları inteqrasiya edib vahid bir cəmiyyət yaradılmasının sizcə qısa vadədə əgər biz qısa vadədən söhbət ediriksə, qısa vadədə turizm inkişafına nə kimi bir müsbət və mənfi inkişaf olabilir? Çox müsbət bir şey olabilir. Çox doğru. Şimdi bu tam böyle geçiyor nazariyesi. Integrated Marketing Communication. Bunun yapılması 100%. Bakın 99 demiyor. 100% müsbət bir şey olabilir. Bu tabii ki neye bağlı öncelikle? Hani management skills diyoruz, style diyoruz. Yani buradaki idarecilerin yönetim becerilerine, yönetim style'larıyla çok alakalı. Eğer bir yönetici çok merkeziyetçi bir zihniyete sahipse, bir çok merkeziyetçi bir yönetim stiline sahipse, o zaman her şeyi kendi görmek, işte başkalarına biraz mesafeli bakmak diyorlar. Biz bu mevzuda çok yakışıyoruz. Azerbaycan olarak. Ama daha participated böyle bir yanaşması varsa bir management style olarak. Bu da biliyorsunuz 7S, McKinsey'nin 7S nazariyesinde de işte management style diye geçer. O zaman daha farklı bir takım prosesler söz konusu olabiliyor. Hangisi doğru?
benim şahsi görüşüm daha katılımcı, daha participated. Sektörle beraber işte o feedbackleri alarak onları değerlendirip ortak kararlar vererek bunların yapılması lazım. Bunun için de metodoloji var. Biz buna search conference diyoruz. Yani arama konferansları. Bütün tarafları bir araya getiren, orada doğru soruları sormaya tarafları yöneltecek. Şimdi onun metodolojisini uzun uzun anlatmayayım ama çok önemli bir metodolojidir bu. Birçok ülkede, birçok sektörde işte sorunların tespit edilmesi ve ortak bir şekilde çözülmesi, neyin çözülebilir, neyin çözülemez olduğunun da müeyyenleştirmesiyle alakadar arama konferansları diyoruz Türkçe'de. İngilizcesi belki search conference denebilir. Bunların yapılması lazım. Ve bütün sektörün nümayendeleri bir araya gelip bu şeyleri, bu arama konferansında bir takım görüşleri ortaya koyup bir metodolojiyle, burada bir kargaşa olmaması lazım, bir kaos olmaması lazım. İşte onun için bir moderatör eşliğinde o metodolojiden istifade ederek bu arama konferanslarında bu problemlerin müenleştirilmesi ve çözüm yollarının ortaya konması lazım. 100% çok müspet bir şey. Bu birçok alanda uygulanıyor. Türkiye'de bunu yapan bizim dostlarımız var. Bütün dünya bundan istifade ediyor. Bundan istifade etmek lazım. Yani burada metodoloji, yani ilmi metodoloji her şey. Eğer siz doğru bir metodolojiyle, doğru bir prosesten geçerseniz doğru sonuca ulaşma ihtimaliniz yüksek. Ama doğru bir prosedürden, doğru bir süreçten geçmezseniz doğru sonuca ulaşma imkanı sıfır. Yok. Soruyu önce doğru sormak lazım. Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Soruyu doğru sormazsanız sorunun doğru cevabını alamazsınız. Dolayısıyla doğru metodolojilerle gitmek lazım. Şimdi mesela biraz önce aklıma gelmedi, şunu söyleyeyim. Ülke ekonomisine katkısından söylemiştiniz. Mesela bütün dünyanın istifade ettiği önemli bir metodoloji var. Hatta o da bu coğrafyada, yani Rus... Elemen indi o sağla gelecek. Leontief diye bir riyazetçi, iktisatçı bir alim var. Rus kökenli, sonra Amerika'ya, Harvard Üniversitesi'ne gitmiş ve yanlış hatırlamıyorsam ya 78. yılda ya 80. yılda da Nobel mükafatı almış. Onun işte output, input, output analiz diye girdi çıktı analizleri dediğimiz ya da Leontief matriksi dediğimiz bir metodolojisi var. Şimdi bütün ülkeler iktisadi planlamada bundan istifade ediyorlar. Ben mesela Azerbaycan'da dostlarıma falan sordum, ya buradaki iktisadi planlamada bundan istifade ediyor musunuz? Bazıları adını bile işitmemişti. Ben en son bir magister talebeme bununla ilgili bir magister disertasyası yazdırdım. Ne demek istiyorum? Mesela ilin sonunda bir manat turizm menfaati elde etmek istiyorsunuz. Tamam. Turizm sektörüne related sektörlerden kaç birim input girmesi lazım? Tamam. Kent tasarrufatından, nakliyeden, şuradan, buradan filan. Çünkü bir birim ya da bir otah, artık o output'u nasıl define ediyorsunuz ayrı bir şey. Yani diyelim ki manat. Turizm sektöründen yıl sonunda bir manat menfaat elde etmek için turizm sektörüne related sektörlerden kaçar birimlik input girmesi lazım. Bak bu işte bu metodoloji Leontief'in Nobel mükafatı aldığı metodoloji. İşte bu metodolojiyle bir plan yapmak lazım. 2022'de mesela Türkiye bunu yaptı. Bir takım bilim adamlarıyla, yani bölgesi olarak işte diyelim ki Güney Antalya bölgesinden biz turizmi bir birim inkişaf ettirmek için o Leontief matriksine göre bir planlama yapıldı gibi. Yani bir takım doğru metodolojilerden istifade ettik. Onun düzgün belediyede, onun herkes tarafından anlaşılan bir numunesini verse bu neye benziyor, o metodolojinin tətbiqi? Dediğim gibi bir elmi metodoloji bu. Bir matrix. Bunun software'leri de var. İşte demin o stratejik planlamadan bahsederken bundan bahsettik. Yolu çekecek nakliyat acentliği, işte elektrik olacak, gaz olacak falan filan ki turizme. Bunlar turizme girmesi gereken input. Sonra turizm bundan istifade edecek ve bir output çıkacak. Bir output olabilmesi için bir sistemde bir input olması lazım. Tamam, bir birim output olması için kaç birim, kaç tane input olması lazım? Hangi sektörlerden? Bak, bunun planlamasından sohbet ettik. İlmi mövzulara girmişken 2017. yılda hatırlıyorum ki bizim Azerbaycan Turizm Forumu'nda siz qonaq olarak iştirak ederken, qonaq spikerimiz olarak iştirak ederken bir turizm modelinden tanışmıştınız. O vaxta kadar ben düz doğrusunu diyeceğim ki bu haqda hiç eşitmemiştim. Daha sonra o çıkıştan sonra araştırma eləyəndə ve bu yaxınlarda da sizinle o haqda danışanda bir çox ölkələrin, hatta Samsung kimi global bir markanın da o modeldən
istifade elədiyini və Tırız modelinin Azərbaycandan çıxdığını vurguladınız. Biraz istəyəcəm ki, o detalı fokuslanasınız və Azərbaycan turizmində bunu necə tətbiq edə bilərik və Türkiyə bunu necə tətbiq etdi ki, uğurlu oldu, o tərəflərə də toxunmanızı istəyəcəm. Bəli, bu Tırız'ın sesi çox təşəkkür edirəm. Bu da Azərbaycan üçün çox maraqlı. Ben de onun bir şekilde burada liderliğini yapmaya çalışıyorum. Tırız nazariyesi gerçekten 20. asrın en önemli bir inovasya, mühendislik, idare etme sahalarında çok önemli bir nazariye. Bütün dünya bundan istifade ediyor. Hem ülkeler, hem iri şirketler, Amerika'dan Kore'ye kadar, Çin'e kadar, Avrupa'ya kadar bu nazariyeden istifade edilir ve bu nazariyenin de ana vatan Azerbaycan. Yani Bakü'de yaratılmış bir nazariye. Bu bir kere çok meraklı. Onun da bir hikayesi var. İsterseniz kısaca anlatayım. Ben 2017 ya da 18. yıllarda Devlet İdarecilik Akademiyası'nda inovasyon management'ı ile bağlı bir ders geçiyordum. Bir chapter geliyor sömestrin ortasında. Creative Thinking Problem Solving. Yani yaratıcı düşünce ve problem çözmeyle bağlı. Orada ben birçok nazariyeden danışıyorum. Ama üstünlüğü de bu Tırız nazariyesine veriyorum. Çok talebeler meraklanmıştı bununla ilgili. Bir ders yapacaktık. O kadar meraklandılar, o kadar interaktif böyle bir katılım oldu ki derste uzattık biz bu dersleri. Sonra onlara ben soruştum, dedim çok meraklandınız bu Tırız nazariyesinden falan. Bilir misiniz ki bunun ana vatanı haradır? Onlar da işitmemişik filan. Dedik Azerbaycan. Bak bu kadar önemli bir nazariye Azerbaycan'dan çıkmış. Sonra birçok insana soruştum. Hiç ki bunu işitmemişti o vaklar. Ben de birçok işte konferanslar vermeye başladım ki artık dünyanın bugün neden sohbet gelir? Her alanda inovasyada. Hangi sektörden danışırsak danışalım. Aslında inkişafın şeyi, motoru inovasyon. Bu da bir tam inovasyonların neçe yapılacağıyla ilgili bir nazariye. Dünyada da ilk bu Tırız Institute Bakü'de yaratılmış 1970. yıllarda. Sonra işte teessüf ki 91'e kadar bütün bu Sovyet Moskova'da, St. Petersburg'da bu şeyler yaratılmış enstitüler. Sonra 91'e kadar dünya bundan haberdar değil. Ama çok ilginç bir şey söyleyeyim. Sovyet İttifakı dağıldıktan sonra dünya bu nazariyi keşfedir. 94. ilde Amerika Birleşik Devletleri Boston'da, Massachusetts'te The Altshuler Institute for Tree Studies diye bir enstitü yaratıyor. Ve bütün bu coğrafyadaki elim adamlarını göçürüyorlar şeye. Amerika'ya. Şimdi Amerika'daki herkesin böyle çok şeyle baktığı, uğurla baktığı, işte Silikon Vadisi vesaire falan, oradaki birçok kabakçıl şirket bu nazariyeden istifade ederek inkişaf edilir. Onların da meslekçileri bazıları da Bakü doğumlu elim adamlar. İşte bir tanesi Victor Fay, bizim dostumuz Bakülü ama şimdi MIT'de Amerika'nın en meşhur üniversitelerinin birinde profesör, aynı zamanda Tırız meslekçisi falan filan. Çok iri şirketlere meslekler yapıyorlar. Bunun da ana vatanı Azerbaycan. Şimdi bu dünyada mesela işte Samsung'un, siz söylediğiniz çok meraklı bir şey bu. Samsung 2003 yılına kadar Tırız'dan istifade etmiyor. 2003 yılından sonra çok radikal bir karar kabul ederek Tırız nazariyesinden istifade etmeye başlıyor. Ve patent sayısını kaldırır 440'a. Daha önce işte 3-5 iken. Yani Samsung'un bir global brand olmasının arkasında bu Tırız nazariyesinden istifade etmek. Birçok dünya kabakçıl şirket. Dolayısıyla Azerbaycan da birçok alanda bundan istifade edebilir. Kuşkusuz şeyden de. Turizm sektörleri. Çünkü Tırız'ın ilk yaratıldığı vaklar bu bir mühendislik. Daha çok mühendislikle ilgili bir nazariye. Ama ondan sonra inkişaf edir illerle ve artık siyasette, politik science'den tutun, management'ta, birçok alanda bu nazariyeden istifade etmek olarak kuşkusuz turizmde de. Turizmde Türkiye bundan necə istifade edib? Yani basit nümunelerle beresi olsak eğer, Tırız modeli bugün turizme tətbiq edildikler ne demek? Türkiye'de çok spesifik olarak şurada yararlanıyor diye bir misal çekemeyeceğim. Çünkü Türkiye'de bu konuda 3-5 tane Tırız mütehassısının dışında çok fazla bu işin farkında değil. Ama dünyada istifade edilir bundan. Hatta şöyle söyleyeyim, şimdi biz bir EMI konferans yapıyoruz. November ayında Bakü'de, İnovasyon Management'ı ve Tırız'la bağlı. Dün bir tane Portekiz'den bize bir makale geldi. Turizm sektöründe bu Tırız'ın tatbikiyle ilgili bir elm adamının yazdığı bir makale var. Yani turizmde yeni ürünlerin geliştirilmesi, product development'larda ya da bir takım konfliktlerin
Aslında TRIZ contradiction'ların, sistemler içerisindeki contradiction'ların müeyyenleştirilip onların halledilmesiyle alakadar bir nazariye. Dolayısıyla turizmde birçok alanda, işte hotel management olabilir, yeni turizm ürünlerinin inkişaf ettirmesinde, geliştirilmesinde olabilir, yararlanabilir. Çünkü tamamen yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir şey. Hatta uşaklarda bunun yaratıcısı Genrik Altşuller, bir Bakülü Yahudi. Dünyasını değişmeden önce TRIZ'in uşaklara tatbikiyle ilgili de bir çalışma yapmış. Dolayısıyla yaratıcılığa her alanda ihtiyacımız var. Problem halletmeye her alanda ihtiyacımız var. TRIZ'de Theory of Inventive Problem Solving, yani yaratıcı problem çözme. En çok neye ihtiyacımız var günümüzde? Problem halletmeye ve yaratıcılığa. Dördüncü sanayi inkılabından sohbet gider. Hayatımıza robotlar girer. Daha çok robotlar girecek. Suni internet girer. Ama birçok meslek olmayacak artık. Ama hala birinci planda ne olacak? Yaratıcı ve problem halletme. Dolayısıyla bu TRIZ dediğimizde size şunu öğretiyor. Bir probleme nasıl yanaşmalıyım? Nasıl yaratıcı bir şekilde bir problemi halletmeliyim? Bakın bu düşünceyi size söylüyor. Dolayısıyla bu düşünceye sahip olan insanlar nerede işlerlerse işlesinler, karşılaştıkları problemleri daha asan, daha konkret çözebilirler. Turizmde işliyorsa turizmdeki problemleri halledebilir. Bu hakta etraflı malumat alabilecekler bir menbe var mı? Var, bizim sitemize girebilir. Ben aynı zamanda burada Innovation Management and Tourism Institute yarattık onu. Onu ben idare etseydiriye. Bizim web sitemiz var. Tourism.az çok asan bir adres. Oradan girip bununla ilgili bütün malumatları alabilirler. Bizim arkadaşlarımızla, emektaşlarımızla ünsiyet kurabilirler. Yani maraklı bir mevzu. Bir de şey, biz şimdi bunu dünyaya biraz... Bu da bakın turizmle alakalı. Ben bir tane de makale yazdım. 2018'de hatta böyle kendi hayallerimden de bahsettim. Makale şununla alakalıydı. Önce TRIZ'i anlattım. Sonra teessüf dedim, Azerbaycan bunun ana vatanı olmasına rağmen hiç kim bunu bilmiyordu, onu unutmuş, yazdan çıkmış. Ve şimdi bakın bunun iki tane şeyi var. Bir tanesi city branding. Biz burada bir Altşuller müze yaratmak istedik. Bir Altşuller center yaratmak istedik. TRIZ Nazaresi'nin ana vatanı. Şimdi bir Bakü'nün bir city branding prosesine de çok önemli tepki verebilir. Bir tarafı da turizm. Burada bir müze yaratırık, bir merkez yaratırık vesaire, konferanslar yapıyoruz. Daha da yapılabilir bunlar. Birçok şey yapılabilir. Bakın şimdi biz 500 nefer gözlüyorduk. Dediğiniz Noyabr'da olacak. Böyle yani 500 nefer dünyanın şu ana kadar, bakın İsrail'den, Portekiz'den, İngiltere'den, Kanada'dan, Pakistan'dan, Türkiye'den, Hindistan'dan, Almanya'dan, yani birçok ülkeden elim adamları bu konuyla ilgili makalelerini bize gönderirler. İnşallah burada 500 nefer bir turizm, kongre turizm. Nasıl ki Azerbaycan bence esas fokuslarından. Evet, fokuslanacağından bir tanesi. Şimdi 500 nefer gelecek. Yani kişi başına $1,500 bunları hashleseler, $750,000 bir budget'tan bahsediyoruz. Sadece bir konferanstan. Dolayısıyla bakın, bir TRIZ dediğimiz şeyin bir elmi tarafı var. Problem halletme nazariyesi. Siz her sektörde bundan istifade edebilirsiniz. Hatta özünüzün inkişafında da bundan yararlanabilirsiniz. Ama diğer tarafı da turizm. Kongre turizmi var. İşte müze yaratabilirsiniz. Azerbaycan'ın imici açısından çok önemli bir şey var. Yani bir city branding prosesinde istifade edebilirsiniz vesaire. Son olarak sonuncu sualımı da verim ve bununla da podcastımızı yekunlaştıraq. Ümumiyyətlə biz bayaqları bir neçə turizm strategiyalarından da danışdıq ve siz çıxışın başlanğıcında da dediniz ki 2012-ci ildə Mədəniyyət ve Turizm Nazirliyi tərəfindən dəvət edilmişdiniz. Oradan yazdığınız strategiyalar içərisində həqiqətən çox yaxşı uğurlu olanlar ve uğursuz olan belə deyək, turizm strategiyalarına nümunələr verə bilərsiniz mi? Orada şunu söyleyebilirim, bu cluster analiz dediğimiz cluster analizi ve yanaşmasını ilk tatbik etmiştik burada. Bu çok uğurlu olmuştu. Bütün işte o holistik dediğimiz bütün turizmin inkişafıyla alakadar bütün parametreleri hesaba katarak bir planlama yapmıştık. Uğursuz tarafını hemen söyleyeyim. Zaten söylemiştim. Bir kere bu update olmadı. İmplementasyona biraz geç oldu implementasyonu. Bu böyle olmaz. Yani bu stratejik planlar, hatta sadece bu konuya fokuslanacak bir departman tarafından sürekli izlenmelidir, rakamsallaştırılmalıdır vesairedir falan. Bu self tarafı bu. Ama
Bugün birçok gördüğünüz Azerbaycan turizmindeki pozitif gelişmeler, işte asosyasyonların yaratılması, bu ürün çeşitlendirme, hani product diversification dediğimiz yeni ürünlerin olması vesaire gibi konular bizim yazdığımız bu stratejik planlardan geliyor. Yani bugün ne görseniz pozitif olarak turizm kanunu vesaire hepsi o plana istinad edebilir. Ama dediğim gibi bunu bir sadece nazırlık değil, bakın o bir işçi grubu yaratılmalı, bu stratejik planlama işçi grubu. Burada sektörden de hem elim adamları olmalı, independent. Yani sadece nazırlığı memurlarıyla bu iş olmaz. Komite, bir komisya yaratılmalı. Burada mesela siz de olmalısınız. Elim adamları da olmalı ki bunlar o stratejik planın update'inde işlesinler ve sürekli bu plan update olsun ve devam etsin. Böyle bir şey kurmak lazım. Bu bir problem. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Bugün ben teşekkür ederim. Bayağı uzun konuştuk. Aynen. Çok biz sağ olun. Biz her defa deyirik ki 40-45 dakikalık bir limit koyacağız. Ama her defa öyle olur ki mövzu çok maraqlı olduğu için kesmemeye çalışırız. Ve fikir tam tamamlansın isteriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Siz de çok uğurlu işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Onu biliyorum. Uğurlarınızın devamını arzu ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler beni konuk ettiğiniz teşekkür için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle aziz turizmçiler, eğer sizin mövzuyla bağlı sual, fikir ve tecrübeleriniz varsa rey bölmesinde yazmağı unutmayın. Çıxış zamanı qeyd edilen bütün detallar məzmun hissesinde link veya xuddaki gönderilme olarak qeyd ediləcək. Eğer siz Danışır Turizm Podcastının daha da inkişaf etmesinde öz payınızında olmasını istəyirsinizsə, o zaman mənə sadece bir kofi ısmarlayarak da buna dəstək ola bilərsiniz. Növbəti Danışır Turizm Podcastlarında görüşənə qədər hələlik özünüzə yaxşı baxın. Thank you.